Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Özellikle bu videoda Tacikistan'dan önemli bir haber var. Diğer taraftan Kazakistan, Ukrayna, Kırım ve Rusya'dan bolca haber. Bodos'ta mu haberler. Buyurun videoya dostlar. İran basınıyla başlıyorum İran basını. Afganistan'da bir haber yapıyor biliyorsunuz Afganistan'da bu geri çekilme süreci yaşanıyor. Amerika, NATO Afganistan'dan çıkıyor ve birçok Afganlı, özellikle Amerika ile iş tutan işte NATO'yla iş tutan diğer Avrupa ülkeleriyle iş tutan Afganlar nedir Kabil havalimanına akın etmişti İran elinde mikrofonla Taliban yöneticilerine soru soruyor. Diyor ki bu Afganların bu kadar havalimanına akın etmesini neye bağlıyorsunuz? Niçin Afganistan'dan gitmek istiyorlar? Taliban yöneticisi esasen burada İran'a ters takla attıran bir cevap veriyor. Aynen şunu söylüyor. Eğer ki Amerikan uçakları İran'dan Amerika'ya birilerini götüreceğini söylese, İran'da da sizi Amerika'ya götüreceğiz dese herkes havalimanına akın eder dedi. Talibanlı yetkili. Vallahi bu iş esasen dünyanın birçok noktasında böyledir diye düşünüyorum. Hani birçok noktada uçaklar gelin sizi Amerika'ya götüreceğiz. Amerika sizi alacaktır denilse uçaklar dolar taşar. Maalesef durum Türkiye'de de böyle. Maalesef durum Kıbrıs'ta da böyle. Amerika, küreselci Amerika ve zihinlerde farklı farklı düşünceler. Kazakistan'da Rusya'yı üzen bir nüfus sayımı yapıldı. Bu nüfus sayımında Rusya niçin üzüldü? Üzüldü çünkü Kazakistan'da 2009'da yapılan nüfus sayımında Rusların nüfusa oranı Kazakistan nüfusuna oranı %39'du. Şimdi 2021 tarihinde yapılan sayımlarda nüfus sayımında ise Rus oranı %18. Ee, Ruslar iyice azalmış. Kazakistan nüfusu 2009 yılında 16 milyondu 2021 tarihinde ise 2021 yılında ise nüfus 18 milyon 18 buçuk milyona çıktı. Kazakistan'ın yüz ölçümüne oranla nüfusunun az olması hükümetin destek paketleriyle Kazakistan'da doğurma oranı çok çok yukarılara çıktı. %3,5'lara yaklaştı. Kazakistan'da doğum oranı bu oran Türkiye'ye kıyasla doğum oranı Türkiye'de 1.8 civarında hemen hemen Türkiye'nin iki katı bir doğurganlık oranı var Kazakistan'da. Bu da orada nüfusun artmasına ve Rus nüfusunun azalmasına sebebiyet veriyor. Güzel, önemli ama yeterli mi? Daha daha artmalı. Kazakistan çok büyük bir coğrafya. Ukrayna, Kırım. Bugün Ukrayna'da uluslararası bir sempozyum, bir toplantı yapılıyor. Bu Kırım platformu toplantısında birçok ülke toplantıya katılıyor. Toplantı tabii en belirleyici, en net ülkelerden biri Türkiye. Türkiye, Ukrayna'la beraber Kırım konulu konferansta, toplantıda adeta Rusya'ya meydan okudu. Çavuşoğlu Kırım toplantısında yaptığı açıklamada Rusya'nın Kırım'ı işgalini asla ama asla tanımayacağız dedi. Bu Kırım platformu toplantısına dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok ülke katılırken ama maalesef maalesef Türk dünyasından sadece Türkiye vardı. Türkiye hariç hiçbir Türk ülkesi yok. Sebep? Sebep Rus baskısı. İnşallah ama inşallah o baskıyı da kardeşlerimizin üzerinden attıracağız. Türkiye buna vesile olacaktır. Bir taraftan Kırım'da Türkiye Rusya karşı karşıya o bir taraftan Türkiye Rusya beraber ortak adımlar atıyorlar Türkiye. S-400 Rusya. Türkiye Rusya'dan ikinci parti S-400 alacağı Rus haber ajansı TAS tarafından duyuruldu. Yunan basını diyor ki keman Türkiye'nin elinde Erdoğan elinde istediği gibi çalıyor ve bu ikinci parti S-400 alımı bizi ve Amerika'yı daha daha zora sokacaktır. Nerede? Ege Denizi'nde, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de daha zora gireceğiz diyor Yunan. <laughs> Yunan korkma ölen. Biz bu S-400'leri alıp da tak 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 sağa sola sallamayacağız. Bunlar bizim garantimizdir. Herhangi bir tehdit unsuru zamanında, herhangi bir tehdit oluştuğunda o zaman gereğini yapacağız. Rus basınıyla devam ediyorum. Rus basınından kopmalık bir haber. Kopmalık hakikaten kopmalık. Rusya'da Volokrat şehrinin çöplüğünde çalışır durumda tamamen hazır kullanılma hazır bir T-90 tankı bulundu. Tank çöplüğe terk edilmiş. <laughs> ya bu Rusya hakikaten vodka mı desem başka bir şey mi desem. Rusya manyak bir yer. Bu Volgograd şehrinde bulunan tamamen kullanıma hazır T-90 tankının oraya nasıl geldiği bilinmiyor ama şöyle iddialar var. İşte tatbikat yapılıyor. Tatbikat esnasında oraya giden bölgeye giden askerler kafayı tren 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 çekiyorlar ve tankı orada bırakıp <laughs> artık set mi gidiyorlar, elere ile gidiyorlar? El baslama gidiyorlar? Bir şeyle gidiyorlar ve tank orada terk edilmiş vaziyette duruyor. Hani çalışır durumda dedim, tamamen kullanıma hazır durumda. Rusya, Rusya bu. Rusya'dan devam ediyorum. Rusya, Türk İHA'larını, SİHA'larını durdurmak için çeşitli araç gereçler, askeri savunma sanayinde çeşitli araç gereçler icat etmek için can hıraş çalışıyor. Rus bilim adamları bu defa yeni bir sistem geliştirdiler. Bu sistem Türklerin İHA'larını, SİHA'larını durduracaktır ve Türk İHA, SİHA katil olarak adlandırılan Sosna. Rus ordusu kısa menzilli hava savunma sistemi Sosna'yı duyurdu. Arkada fotoğrafını paylaşıyorum. Türk İHA'larını, SİHA'larını bununla yok edecekmiş. Rus sus. Otur oraya. <laughs> Bunun için bayrakları, ankayı, akıncıyı, aksunguru kullanmaya gerek yok. Bizim Kargular, Margular, Kamikazeler yeter, artar bile. Ve ve ve. Türk ordusu Tacikistan'da bu haber Rus basından sevgili dostlar. Rus basını Türk ordusu 4 tane askeri kargo uçağıyla Tacikistan'a indi ve Tacikistan'da yerleşmeye başladı. Peki Türk ordusu Tacikistan'da hangi üsse nereye gitti? Burası da çok önemli. Rus basının iddiasına göre Tacikistan'ın Rusya'ya kullanması için verdiği 201. üsse Rus üssüne buradan belli bir oranda Rusya'yı çıkarıyor ve oradaki belli bir alanı Türklere tahsis ediyor. 201. üssün belli bir kısmı bize veriliyor. Hem Ruslar var kullanımda hem de Türkiye var, Türk ordusu var. Zaten yakın zamanda Tacikistan ordusu da Rusya'nın bulunduğu 201. hava üssüne onlar da konuşlanmıştı. Rusya ile beraber Tacikistan ordusu da vardı ve oraya biz de geldik. Çünkü Tacik makamları böyle istedi. Onlar öyle mi istedi, öyle istettirildi mi? Türkiye, Tacikistan ortak çalışma devam ediyor. Şimdi Türk ordusunun 4 tane askeri kargo uçağıyla ve yüzlerce araç gereç işte insan gücüyle, asker gücüyle bölgeye gitmesi, oraya yerleşmesi, konuşlanması niçin, sebep nedir? Bu sorular araştırılıyor. Rus basını çeşitli iddialar ortaya atıyor. İddialardan biri tabii ki Afganistan. Afganistan bölgesine olası yapılacak olan operasyonlar ya da daha sağlıklı olaraktan oradan oraya aktarmalar. Farklı farklı düşünceler. Ama Rus basını diyor ki olan şudur ki Türkler Tacikistan'a geldi ve uzunca bir süre Türk ordusu Tacikistan'da. Sırada kim var yakında göreceksiniz öğreneceksiniz dediğimiz gibi sevgili dostlar durmadık durmuyoruz çalışıyoruz. Bugün askerimiz Tacikistan'da. Bugün Türk ordusu Tacikistan'da belki ilerleyen zamanlarda ortak tatbikatlar başlar. Ortak askeri eğitimler başlar. Bizimle beraber çalışma noktasında zemin hazırlanma süreçleri başlayabilir. Tabii bu bugünden yarın olacak işler değil. Aylar alır, yıllar alır. Hatırlayın Tacikistan Kırgızistan arasında sınır boyunda bir su krizi yaşanmıştı. Bir gerilim yaşanmıştı. Siviller ve askerler hayatlarını kaybetmişti. Bu bölgede büyük bir gerilim yaşandıydı. Daha yakın zamanda. Belki de Türkiye bu bölgeye girerekten belki de Türk askeri, Türk ordusu bu bölgede bulunaraktan Tacikistan'da, Kırgızistan'da bir yumuşama eğilimi olabilir mi? İleriye, yıllar sonraya yönelik bu tür çalışmalar yapılabilir mi? Bizler ümidimizi yitirmeyeceğiz. Bizler her daim ümit var olacağız. Biz Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Türkiye'yi seven Müslüman olmayan milletler hep beraber bir ve beraber olaraktan dünyaya tekrardan adalet ve huzur ve refah ve merhamet ve mutluluk getireceğiz inşallah. Burada ilahi kelimeullah yolunda hedefimiz Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim ücretsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.